Yani tepeden inme değil de aha, hani biraz futbolu kaba tabirse torpille değil de tırnaklarını kazıyarak belki bir yerlere gelmek benim için daha önemli. Türkiye'deki sayılı antrenörlerden bir tanesi Fatih Hoca. Görüşüyoruz zaman zaman, sağ olsun. Akıl alıyoruz. Size karşı bir teveccüh, bir istek gelse yaklaşımınız nasıl olur? Tabii ki seve seve herkes gider. Ya şimdi bizim zamanımızda Burak Başkan daha gençti, daha tecrübesizdi. İkinci Pereira dönemi tabii olmalı mıydı? Bilemeyiz, soru işareti. Bizi dağıtmak istediler. Bana göre yanlış yaptılar. Bu tamamen Galatasaray Kulübü'nün yönetiminin hatası. Merhabalar, Spor Arena'da bugün teknik direktör Fatih Akyer ile beraberiz ve kendisiyle hem geçmiş kariyerine yönelik hem de şu anki futbol gündemine yönelik bir sohbet gerçekleştireceğiz. 2014'ten bu yana sahanın dışında deneyimlerini, tecrübelerini oyuncularına, çalıştırdığı takımlara aktarmakla biliniyor aslında. Futbolculuk kariyerinde ise dile kolay bir UEFA Kupası, bir Süper Kupa, milli takım ile dünya üçüncülüğü var. Hocam gerçekten çok büyük başarılar. İsterseniz girişi de böyle yapalım. Öncelikle teşekkür ederiz. Ben hoş teşekkür geldiniz. Ederim. Siz de hoş geldiniz. Hocam söylediğim gibi gerçekten çok iyi bir futbolculuk kariyeri. Evet. En azından 26-27 yaşına kadar. Galatasaray, evet. Fenerbahçe, İspanya'da Mallorca, keza Trabzonspor dönemi de vardı. Evet. Arnavutköy Belediyespor'un başındasınız. Evet. Hocam şöyle başlayalım. Buradaki misyonunuz nedir? Evet. Geçen ay göreve başladınız. Evet. Neler söylersiniz? Geçen ay göreve başladık. Ben daha önce ikinciliklerde özellikle, 2014'ten beri ikinciliklerde çok görev aldım. Birçok takımda görev aldım. Son olarak da Adana Spor'da, PTT'de geçen sene görev aldım. Bu sene de burada Arnavutköy Belediyespor 3. Lig'de, 1. grupta bu sene. Burada başladık. Burada başkanımız da beni aradığında, çağırdığında, oturup konuştuğumuzda. Tabii burada İstanbul takımı olmasının çok büyük avantajı var. Hani benim için özellikle. Çok iyi projelerin olduğunu, takımın proje takımı olup yukarıya kadar bu takımı çıkartmak istediklerini. Belediye destekli biliyorsunuz Arnavutköy Belediyespor. Yani bir proje takımı olup yukarı kadar başarılarla böyle bir sezonlar geçirip yukarıda kalıcı olmak istiyoruz dedi. Bana da cazip geldi. Onun için anlaştık. Bir ay oldu göreve başladığımız. Yani inşallah bu hedeflerimizin doğrultusunda transferleri yapıyoruz sezon başı daha. Lig Eylül'de başlıyor. Eylül 3-4, 4-5 gibi başlıyor. Onun için biz de hazırlıklarımızı yapıyoruz. Çok. Eylül başında başlayacak. Eylül başına başlıyor. 43 yaşındasınız. Aslında evet, teknik direktörlük olarak, yaş evet, olarak hala evet, oldukça gençsiniz evet, ama artık teknik direktörlerdeki yaş kriteri hocam evet, önemsiz bir konuma geldi. Yani evet, bugün baktığımız zaman dünya futbolunda Nagelsmann 33 yaşında evet, Bayern Münih'in başına geçiyor. Evet. Veya atıyorum Schalke'nin eski hocası evet, Domenico Tedesco. Evet. O da keza aynı yaş grubunda. Evet. Veya Süper Lig'den Şenol Can Hoca var. 38 yaşında Kasımpaşa'nın evet, hocası. Evet, evet. Farioli var. Siz bu yaş kriterini önemsiyor musunuz yoksa hala biraz daha şimdi ben aşılması gereken bir konu olarak mı görüyorsunuz? Yani yaş kriterini ben önemsemiyorum. Çünkü yani dediğiniz gibi birçok genç hoca var bu dönemde. Bana göre çok güzel bir şey. Yani futbolu bıraktıktan hemen sonra kendini futbola adamış, ya futbolun içinde olan, ya soyunma odasının havasını bilen, futbolcunun bütün her şeyini bilen genç teknik adamlar tabii ki çok önemli, çok da iyi, benim de hoşuma gidiyor. Yani yaş kriteri benim için çok önemli değil. İnsan çalışırsa, araştırırsa bu yaş tecrübeli hoca şeyini çok çalışmayla kapatır diye düşünüyorum. Onun için bana göre genç hocaların çoğalması dünyada, Türk futbolunda bana göre iyi tabii. Hocam açılış yaparken de söyledim. 2014 yılından bu yana evet, teknik direktörlük yapıyorsunuz. Evet. Ama şöyle dönüp baktığım zaman şu ana kadar Süper Lig'de herhangi bir ekipte görev almadınız. Evet. Bunun sebebi nedir? Var mı bir nedeni? Ya bir nedeni tabii şöyle, ben işte bir 5-6 senelik bir teknik adamlık kariyerim var. Dediğim gibi daha çok ikinciliklerde yaptım. En son geçen sene PTT Ligi'nde görev aldım. Tabii Süper Lig'de tabii ki olmak istersin, isteriz ama tabii şartlar ve şey ona uygun olmadı hiçbir zaman. İnşallah bundan sonra tabii ki benim de hedeflerim var. Hedeflerim de işte burada şampiyonluk yaşamak, daha sonra bir üst lige çıkmak, orada başarılar yakalamak. Hani kademe kademe gidersek benim için daha iyi olur diye düşünüyorum. Ama hedefimizde Süper Lig yok mu? Tabii ki var. Milli takıma kadar hatta yükselmek var. İnşallah bu hedeflerimizi zamanla yapacağımıza inanıyorum. Süper Lig'de olacaktır diye düşünüyorum zamanla.
Yani tepeden inme değil de hani biraz futbolu kaba tabirse torpille değil de tırnaklarını kazıyarak belki bir yerlere gelmek benim için daha önemli. Özel bir ismi sormak istiyorum. Fatih Terim. Evet. Galatasaray Teknik Direktörü. Evet. İlişkiniz nasıl? İlişkimiz hocayla iyidir. Biz onun oyuncusuyduk, öğrencisiydik. Yani çok genç yaşta hocayla beraber çalıştık. Çok şeyler öğrendik. Sağ olsun bize çok katkısı var. Tabii onun antrenörlük, teknik adamlık zamanında biz oradayken ondan gördüğümüz şeyleri zaman zaman buralarda uyguluyoruz. Çünkü futbolun hoca artık duayenlerinden biliyorsunuz. Yani Türkiye'de yapmadığı başarı yok Fatih Hoca'nın. Türkiye'deki sayılı antrenörlerden bir tanesi Fatih Hoca. Onun için görüşüyoruz zaman zaman. Sağ olsun akıl alıyoruz, tecrübe alıyoruz hocadan. Sağ olsun o da bize yardımcı oluyor bazı konularda. Şey yapıyoruz, istiyoruz. Ama dediğim gibi Fatih Hoca bir duayen artık yani futbollar, Türk futbolunda. Hocam peki şimdi Fatih Hoca'dan konuşuyoruz. Galatasaray'daki teknik ekibine bakıyorum. Bu sezonun artık başlamasıyla beraber Levent Şahin ve Ümit Davala ayrıldı hocam. Evet. Şu an ekibinde Selçuk İnan var, Necati Ateş var. Evet. Hocanın teknik ekibini yeterli buluyor musunuz? Ya şimdi hocanın teknik ekibini yeterli buluyor musunuz derken şöyle ayrılan Ümit Davala ve Levent Şahin hoca. Levent hoca da tecrübeli isimlerdi. Biliyorsunuz Ümit Davala da yıllardır hocanın yanında. Zaten yıllarda hocalığını yaptı Fatih Hoca Ümit'in. Ümit Hoca şimdi kendine ve Levent Hoca kendilerine yeni bir yol çizmişler. Onlar da zamanı geldiği zaman zaten ayrılmak gerekiyor. Yani her zaman yardımcı antrenör olarak kalamaz. Bana göre de çok doğru bir hamle yapmış Ümit Hoca da. Yani Fatih Hoca da. Şeye geldiğiniz zaman yetersiz o dediğiniz zaman şu anki ekibe evet tecrübeleri olmayabilir ama ben biraz önce bir şey söyledim. Bu tecrübelerini çok çalışarak o arkadaşlarımız Selçuk olsun, Necati Ateş olsun çok çalışarak, öğrenerek bunları çok çabuk kapatabilirler. Ama tabii tecrübeli bir hoca belki ilerleyen zamanlarda belki ben ekibini tamamladığını zannetmiyorum. Belki yanına bir iki tane daha alacaktır tabii, diye düşünüyorum. Henüz bir ay var. Düşünüyorum ama amaç burada ne? İşte hep diyorlar ya işte hocalarımız genç hoca yetiştirmiyor. Yani tecrübeli hocalarımız Türk futbol piyasasına genç hoca hiç yetiştirmiyorlar. İşte Fatih Hoca Ümit Davala'yı yetiştirdi. Ümit Hoca ayrıldı. Şimdi kendi kulvarında gidecek. O da başarılar yakalayacak. İşte hoca da Selçuk'la Necati'yi aldı. Onları yetiştirecek şimdi. Evet. Onlara bir tecrübe kazandırıp onları da gönderecek daha sonra kendi yollarına. Onun için ama tecrübeli bir ekip kuracaktır diye zannediyorum. Bir iki tane daha ekip yanına alacaktır. Ama baktığınız zaman özellikle orada Selçuk İnan hani Galatasaray'da kaptanlık yapmış, birçok şeyi de görmüş. Hani çok tecrübesiz aslında diyemeyiz. Evet, antrenörlük farklı bir şey, teknik adamlık farklı bir şey ama Selçuk İnan zaten o yapının içindeydi. Kaptan olarak olsun birçok şeyi biliyor, hocayı tanıyor, camiayı tanıyor. Yani ben pek de özellikle Selçuk için konuşuyorum. Çok da tecrübesiz olduğuna inanmıyorum yani. Hocam peki Fatih Terim Hoca'dan size karşı bir teveccüh, bir istek gelse yaklaşımınız nasıl olur? Ya istek tabii ki seve seve herkes gider ama hocanın kendi düşünceleri var, kendi ekibi var. Herkes kendi kulvarında gidiyor. Tabii neden olmasın? Yani sonuçta o bizim dediğim gibi hocamızdı. Orada da daha önce futbol oynadık. Büyük başarılarımız orada var. Tabii ki nasip her şey yani. Peki artık şimdi transfer çalışmaları devam ediyor. Sezon henüz başlamadı ama takımlar kadrolarını güçlendirmek için çalışmalarda bulunuyorlar. Hocam dört büyüklere baktığınız zaman şu anki kadro yapısıyla bir adım daha önde dediğiniz bir takım var mı? Baktığınız zaman çok aman aman şey transferler daha yok herhalde. Yani şey anlamında hani transferler daha tam bitmedi takımların. Evet. Bunu ancak bittikten sonra söyleyebiliriz diye düşünüyorum. Yani daha takımlar transferlerini tamamladıktan sonra bunu konuşabiliriz diye düşünüyorum. Ama burada Beşiktaş'ın bir oturmuş bir takımı var. Yani bir avantajı var. Yani çok sanırsam çok dağıtmadı takımını ama. Raşit Gezal'ın durumu biraz. Yani evet ama olmayacak gibi ama Valentin Ozyak konusunda bir iki tane oyuncunun ondan bir şey olmaz ama genelde herhalde kalıp olarak Beşiktaş hani burada takımını tutuyor gibi. Ama Galatasaray'da büyük bir değişim olacaktır diye düşünüyorum. Futbolcu konusunda. Onun için mesela Galatasaray özelinden devam edersek sizce bir sağ bek yetersizliği var mı? Hani Omar El Abdel Leu'nun geçirdiği bir kaza vardı. O yüzden sezona başlayamayacak. En azından şu an için görünen tablo bu yönde. Tabii Galatasaray için DeAndre Yedlin var. Evet. Ancak ondan da çok fazla istenilen performans alınamadı gibi. Hani siz eski bir sağ bek olarak ve çok da yetenekli bir sağ bektiniz. Yani şöyle bir şey. Aslında sırf sağ bek olarak değil, bana göre Galatasaray geçtiğimiz sezonda
birçok oyuncusundan, birçok mevkisinden yeterli performans alamadı. Hı hı. Onun için Galatasaray birçok transfer yapacaktır. Zaten başında tecrübeli bir hoca var dediğimiz gibi. Bana rağmen o performansla bile Galatasaray son dakika şampiyonluğu kaçırması. Yani evet, yine zaman, bir bakıldığı zaman avarajla kaçırdı. Bir mucize. Yani hı hı. Hani yok artık Galatasaray dedikleri anda çıktı zaten Galatasaray. Yani son şampiyonluğu avarajla kaçırdı. Onun için Galatasaray birçok mevkiyi değiştirecektir yani diye düşünüyorum hoca. Sırf sağ bekle alakalı da değil yani. 97-2001 yılları arasında Galatasaray'da forma giydiniz. Evet. O dönemler yanılmıyorsam şu anki başkan Sayın Burak Elmas da futbol şube sorumlusuydu. Evet. Gençti. Hocam Burak Elmas'ın o Galatasaraylılığını çalışma disiplini nasıl yorumluyorsunuz? Ya şimdi bizim zamanımızda Burak Başkan şeydi, daha gençti, hı hı. Daha tecrübesizdi. Ama tabii zamanla o tecrübeyi kazandı. Galatasaray camiasının içinde yönetimlerde olduğu, hep toplantılarda olduğu, her daim oldu. Şimdi bir tecrübesi var. Tabii en büyük destekçi de Fatih Hoca gibi bir hoca var. Yani işini kolaylaştırabilecek, her şeyi sorabileceği, yani her şeyi akıl alabileceği. Tabii ki yönetim anlamında Burak Başkan yönetiminle alakalı bazı kararları alacaktır ama tecrübeli bir hoca var. Türk futbolunu çok iyi bilen. Sayın Başkan da bunu belirtiyor zaten. Yani ben evet yani onu belirtiyor. Onun için onun en büyük destekçisi, yardımcısı Fatih Hoca olacaktır diye düşünüyorum. Peki biraz... Çok büyük avantaj Fatih Hoca onun için. Öyle diyorsunuz evet. Yani. Tabii. Fenerbahçe'ye geçelim. Biraz evet. Hızlanalım. Evet. Vitor Pereira ile yeni bir pencere açtılar aslında. Evet. Evet. Bu sezon onların da mutlak hedefi şampiyonluk olacak. Evet. Evet. Sizce başarı gelecek mi bu sefer? Yani kuracakları Fenerbahçe'nin kuracağı kadroya bağlı diye düşünüyorum. Ya Ali Koç, Sayın evet. Başkan yaptığı açıklamada kadronun %70'i hazır. Birkaç transfer daha yapıp sezona başlayacağız dedi. Aslında büyük oranda hazır kadroları. Evet yani bir şöyle, forvet transferi olacak gibi. Yani tabii o onların görüşü. Hoca da zaten bunu ölçüp biçmiştir. Bakmıştır. Hı. Ne de lazımdır. Listesini vermiştir. Ama ikinci Pereira dönemi tabii olmalı mıydı? Bilemeyiz. Soru işareti. Ha, evet kötü bir antrenör değil. Bana göre de aslında ama ilk dönem bir şeyler tutmadı. Olmadı. Belki bu dönem başarılı olabilir, iyi bir kadro kurabilir ama her şey iyi kadro kurmaya bağlı diye düşünüyorum yani. İyi bir kadro kurarsa... İyi ve akıllı bir kadro kurması gerekiyor Fenerbahçe'nin. Peki şu anki kadrosunu yeterli buluyor musunuz? Yani gelecek oyuncularla beraber yani bana göre bir 3-4 oyuncu daha gerekiyor mu? Gerekiyor diye düşünüyorum yani ben Fenerbahçe'de. Sergen Hoca'yla da Galatasaray döneminde takım arkadaşıydınız evet. Keza. Evet. Nasıl buluyorsunuz hocam hem Sergen Hoca'nın performansını hem de Beşiktaş özelinde? Beşiktaş tabii ki bu sene şampiyon oldu. Bir dönem çok iyi gitti ama sonlara doğru biraz performans düşüklüğü oldu biliyorsunuz. Şampiyonluğu da kıl payı kazandı. Sergen Hoca işini bilir. Alacağı transferler dedim ya iskeleti duruyor Beşiktaş'ın gibi. Alacağı 3-4 tane transferle tekrardan bu yarışta var olacaktır diye düşünüyorum yani. Hocam artık son bölüme geldik. Size özel 5 tane soru hazırladım. Evet. Aslında biraz kısa sorular ama evet. Neler söyleyeceksiniz merak ediyorum. Şöyle bir soruyla başlayalım izninizle. Galatasaray'a karşı bir keşkeniz var mı? Galatasaray'a karşı bir keşkem yok. Hayır hiç. Yani bir şey yok. Şu ana kadar olmadı. Yok yani. Peki. Çünkü orada başarılarımız var. Biz orada hani çünkü zamana kadar yapılmayanları yaptık. Onun için. Taraftar konusunda da hani acaba o dönem bir ayrılık olmasaydı? Veya Fenerbahçe formasıyla Galatasaray'a karşı bir durum? Yok hiç. Yani şey... sonuçta şöyle bir şey. Bizler profesyonel futbolcularız. Hı hı. Ben her zaman bunu söylüyorum. Futbolcuların kulüp değiştirmesi futbolcuların elinde değil, yöneticilerin elindedir. O dönemki Galatasaray yöneticiler de bizim değişmemizi istedi. Zaten ben her zaman, daha önceki röportajlarımda bunu söyledim. UEFA kupaları, süper kupaları, 4 sene şampiyonluklar, başarılardan sonra bu takımın onlar doyduğunu düşündüler. Bu takımın üzerinden para kazanmak istediler. Ondan dolayı da bizi dağıtmak istediler. Bana göre yanlış yaptılar. Bu tamamen Galatasaray kulübünün yönetiminin hatası. O dönemki tür sırf ben gitmedim. Benle beraber 5-6 tane arkadaşım birden gitti. Sonradan biz tabii ayrı yerlere gittik. İşte ben Avrupa'ya gittim, öteki Avrupa'ya gitti. İşte ben Fenerbahçe'ye döndüm, Emre Belezoğlu döndü, işte Okan Beşiktaş'a döndü falan. Yani bu tamamen bana göre Galatasaray'ın hatası. Ben yönetici olsaydım tutardım iskelet kadromu. 3-5 tane, 3-4 tane takviye yapardım. Bu böyle olur yani. Ben bunu daha önce de söyledim. Ama onlar maalesef komple kadroyu değişip komple yeni bir kadroyla
devam etmesi lazım. Bu yanlış bana göre, o zamanki Galatasaray'ın yönetim hatası diye düşünüyorum bunu. Diğer soru gelsin. Evet. Fenerbahçe'deki en unutulmaz anınız. Yani ben bir Şampiyonlar Ligi'nde bir gol atmıştım orta sahadan. Kaleci topu tutup içeri düşmüştü ama hakem gol vermemişti. Aslında goldü. Daha sonra gol olduğu tespit edildi. O an benim için Fenerbahçe'de çok hep hala aklımda. Çok benim için güzel bir anıydı o yani. Şu ana kadar çok önemli oyuncularla oynadınız hocam. Evet. Birlikte oynadığınız en iyi futbolcu kimdir desem nasıl bir yanıt gelir? Hacı. Hacı mı? Evet. Ben de Hacı yanıtını bekliyordum açıkçası ama. Yani çünkü gerçekten yani benim oynadığım, ya bu zamana kadar dünyada oynadığım en akıllı, en hırslı, en yetenekli oyunculardan bir tanesi Hacı. Yani. Müthiş bir oyuncuydu, müthiş bir akıl saha içerisinde, müthiş bir hırs. Yani onun için ben her zaman söylüyorum, yani iyi ki Hacı ile beraber yan yana top oynamışım diye şey yapıyorum yani. Onun için Hacı çok iyi bir oyuncu. Son soruyu soruyorum. Teknik direktör olarak en büyük hedefiniz nedir? En büyük hedefim tabii milli takımlarda antrenörlük yapmak. Hedefim bu. Biraz önce de söyledim. Hedeflerimin doğrultusunda kademe kademe çıkıp başarılar yakalayıp en son, yani her Türk antrenörünün futbol hayatında milli takımı çalıştırmak ister. Ben de onlardan bir tanesiyim. Biliyorsunuz şimdiki hocalarımız ve daha önce çalıştıran hocalarımız da milli takımda top oynadılar. Büyük takımlarda top oynadılar. Büyük takımlardan artık küçük takımlarda antrenörlük yaptılar. Daha sonra milli takımda antrenörlük yaptılar. Onun için bizim de hedefimiz öyle. Milli takıma kadar yükselmek. Hocam umarım her şey gönlünüzce olur. Teşekkür çok teşekkür ederim. Ben teşekkür söyleşi ederim. İçin. Çok sağ olun. Sorularımı samimiyetle cevap verdiniz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Evet, Fatih Akker'le olan röportajımızın sonuna geldik. Başka bir yayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.